Zekatın devri altınla yapılınca bedeli kitaba verilebilir mi? Verilebilir, hayır verilebilir ama zengine verilmez. Fakire verilir. Ya kitap mı zengine verilmez bu durumda? Yo yo, zekatın bedeli verilmez. Ama kitaba verilir. Kitaba parayı verdikten sonra artık onu zengin fakir herkese verirsin. Yani para olarak yaptın, altın olarak devrini yaptın. Mesela altınla devrini yaptın. Bu parayı götürüp gene usul ve furuğuna veremiyorsun. Yani dedelerine, ninelerine, kendi çocuğun torunlarına veremiyorsun. Zenginlere de veremiyorsun. Fakirlere veriyorsun. Şimdi orada yapılan iş, fakir bize yardımcı oldu. Dinli bilen fakir yapıyor bunu. Aldım kabul ettim dedi, sana hediye ettim dedi. Ona düşen vazife ya bunu fakirlere götürecek, bedelini dağıtacak veyahut da Allah-u Teala'nın dinine hizmet eden yerlere verecek. Mesela kitaba verecek. O şekilde olur. O bazen tarih. Şöyle oluyor mesela, dinleyicimiz diyor ki sizi arıyor, bizi arıyor diyelim. İşte ben size işte şu kadar zekatım var, onu gönderiyorum, onu kitaba verebilir misiniz? Kitap için kullanabilir misiniz diyor. Böyle olur mu? Yani ha, bu şekilde böyle olmaz. Yani şöyle söyleyeyim de bunu açık net bir şekilde. Biz onu bir şekilde kitaba kullanıyoruz da yani onu demek istemiyorum. Orada yapılan işlem uygun olur mu? Anladım. Onu açık net bir şekilde söylememiz gerekir. Çünkü dinin emridir bu. Biz bir ibadet yapıyoruz. Orada yorum olmaz. Orada yorum olmaz. Yani ben şimdi size şöyle vekalet veremem. Mustafa Bey, bu benim zekat param. Bunu altınla devrini yaparak halletmem için seni vekil ettim. Ama kitaba vereceksin ha. Diyemem. Bu olmaz o. Yahut da fakire veriyorum. Sen bunu götür, aynı şekilde kitap al dağıt ha. Diyemem. Niye? Bak orada ince bir şey var. Zekat malı benim mülkümdeyken benim tasarruf sahamda. Ama Rabbim bana emretmiş. Bu altın gümüş cinsindense, para cinsindense, ticaret malı cinsindense bunun kıtta birini fakirin hakkı olarak yarattım. Ayır diyor. Benim değil o. Ben emanetçiyim. Ayırdım kıtta birini. Fakire teslim ettim. Fakir aldıktan sonra bunu kitaba verir, su kuyusuna verir, camiye verir. O kendi artık şeyi. O fakirin malı oldu. Fakir artık tasarruf sahibi orada. Ha, beni çağırır, bana yemek de ikram eder. Aa, benim verdiğim parayla mı? Ya benim değil artık o. Çünkü Allah-u Teala zaten kırkta bir ayır senin değil, emanetçisin diyor. Oraya verdim. Eğer bu toprak mahsulü ise onda biri, motorla sonrası 20'de biri. Senin değil diyor, onda birini veya 20'de birini ayırıp fakir kullarına vereceksin diye emri var. Ben Rabbime iman etmişim, Rabbimin emrini yerine getirmem lazım. Mesela diyelim ki 10 ton buğdayım çıktı. Bir tonunu götürüp fakire vereceğim. Ya işte bu bir ton buğdayı un yap, ondan sonra diğer böyle muhtaçlara dağıt, tamam mı? Diyemem, böyle bir yetkim yok. Çünkü o fakirin, fakir ister bunu götürür, olduğu gibi o bir ton buğdayı satabilir. Veya kiralık aynı şekilde icar deniyor Anadolu'da. Arazi bulur, bir ton buğdayı aynı şekilde eker. Veya götürür aynı şekilde kargalar, kuşlar, güvercinler bulunduğu yere serer. Hepsini yedirir. Mal onun artık yani. Kimse bir şey diyemez ona. Dışarıdan kimse talimat veremez. O kendi mülkü. Yani şöyle düşün. Sen kendi mülküne bir başkası talimat verse. Annem babam bile talimat verse aynı şekilde. Ya benim o seninle karışıyorsun deyiversin yani. Direkt demesen bile de burun kıvırırsın, içinde muhalefet dersin değil mi? Ya o zaten benim malım üzerinde kimsenin şeyi yok ha. Normalde hakkı ha. Şimdi mesela bize bu şekilde böyle şey yapıyorlar. Biz gelenleri, iskat için gönderilenleri, hani fakire bir şeyler veriyoruz ama bilen fakirle yapıyoruz bunu. Zekatı aynı şekilde şey yapıyoruz. Ha, ona da aynı şekilde bir yardımda bulundu. Saat devidi ya fakir de zaten hani gönderenin niyetini az buçuk bildiği için o da diyor ki ya bunu kitap için kullanın diyor diyebiliyor. Hediye ediyor. Hediye ediyor. Biz o şekilde aynı şekilde kullanıyoruz zaten. Saat devidi diyor ki bilen fakirle yapın bunu. Yani. Bilen fakirle. Ama o bilen fakirle yaparken de ben talimat veremem. Hatta iskat yaparken bile Mustafa abi mesela elimde diyelim ki 200 gram altın var. 3 veya 5 tane fakir şey yaptım işte Ahmet oğlu Mehmet Efendi'nin merhum işte Mehmet Efendi'nin namazın iskatı için bu altınları sana verdim. İlk birinci fakire. Aldım kabul ettim sağ ol dedi çekti gitti.
Şşşt, hey dur falan. Yok öyle bir yetkim. Götürebilir. Onun oldu. O fedakarlık yapıyor. Meyyitin aynı şekilde günahtan kurtulması için bir fedakarlıkta bulunuyor. Bunun için de bunları biz devamlı söyleyip anlatıyoruz. Bilen kimselerle yapmalı. Bilen kimselerle. Ha, mesela bizim o iskat yaparken de gelen fakir iyi biliyor. Ha, 3-5 kuruş veriliyor, ayrı bir mesele. Ama verdiğin 3-5 kuruş onu karşılamıyor. Mesela diyelim ki namaz iskatı için 20 kilo altın devri yapacaksın. Değil mi? 20 kilo altın karşısında sen bir 200 lira, 300 lira ve 500 lira para vermişsin, tamam mı? Karşılamıyor onu. Ama o fedakarlıkta bulunuyor. Ve beklemiyordu onu. Sen de bir diyor ki hani gönlü olsun. Yani bir burukluk kalmasın. Zekat devri yapılırken de. Senden de bir şey çıksın hani, yani. Senden de bir şey çıksın. Onun eline de geçsin. Yani gönlünde herhangi bir kırıklıkta kalmasın. Çünkü o fedakarlıkta bulunuyor. 20 kilo altının devrinde. Aslında düşündüğün zaman çok büyük fedakarlık yapıyor. Yok canım kendi altını mı? Ya verdiğin zaman şer'an onun oluyor. Hatta sen 20 kilo altını getirsen, 20 kilo altını getirsen o fakire desen ki işte babamın namaz ıskatı için bu altını sana verdim. Bitti. Aldım malı bitti dedi gitti. Ya çıt, götüremez. Niye götüremezsin arkadaşım ya? Bitti o yani. Onun oldu o. Dolayısıyla yani bir şeyi iyi öğrenmek gerekir. Ben sana bunu veriyorum ama sen şuralara harca. O söz zahittir deniyor kitaplarda. O söz zahittir. Mesela Saadet-i Ebedi'nin Beybeşir'e bahsi var. Orada alışverişler anlatılırken. Ben sana şunu satıyorum da ama sen de şunu bana verme şartıyla falan filan. O şartlar zahittir. Olmaz o. Caiz değildir buyuruyor. Mesela biz dinimiz döndüğü kadarıyla kitaplardan aldığımız bilgileri dinleyicimize ulaştırırken tabi burası bir okul değil, bir mektep değil. Bazen kısa cevap veriyoruz, bazen yeri geliyor uzun cevap veriyoruz. Ama devamlı ısrarla söylediğim bir şey var. Kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun. Niye? Altyapın oluşacak. Altyapın oluşunca biz burada özetle bir şey söylediğimiz zaman senin kafan karışmayacak. Ha diyeceksin, tıkır 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 yerlerine oturur o. Bu hükmü böyledir diyorsun. Bu özet olarak anlatıldığı zaman da onu hani derler ya leblebeden leblebiyi anlarsın. Ama şimdi leb ne demek? Sonunda lebi var. Lebi ne demek? Sorar durursun artık. Sordukça da kafan karışır. Sordukça da kafan karışır. Onun için de biz dinleyicilerimize ısrarla diyoruz ki kitap okuyun. Altyapı oluşunca problemi kalkar. Mesela abdest konusunda, usul konusunda, necaset konusunda, idrar kaçırma konusunda, gaz kaçırma konusunda vesveseye düşenler var. Halbuki altyapı oluşmuş olsa kitaplarda açık, net şeyde Saadet-i Ebedi yazıyor. Hani düşmez mi? Düşer. O zaman işte Saadet-i Ebedi kitap benim yeni elime geçmişti. Onu okuyordum falan. Bir baktım. Helaya gidiyorum. Çıkıyorum. Ondan sonra abdest alayım hiçbir şey yok. Birinci rekatı kılıyorum. Ben namaz mesela ilk sünneti birinci rekatı kılıyorum. Rükiye gidiyorum. Yerledin diyor. Gaz çıktı. Ya Allah Allah. Aynen hakikaten gaz çıkma gibi hadise oluyor. Ya şaşırdım birkaç defa şey yaptım. Sonra Saadet-i Ebedi'yle Allah bana Hüseyin İlmi Efendi'den razı olsun makamını âli eylesin, şefaatine nail eylesin inşallah Teala. Hadis-i Şerif naklediyor. Allah Teala şeytana o gücü vermiş, o imkanı vermiş. Hadis-i Şerif'te buyuruyor ki şeytan namaz kılmakta ısrar eden ama cahilse, altyapısı yoksa makat bölgesine dokunur. O dokunmasıyla beraber yerlenme hissi verir. Onun için Resulullah Efendimiz açık net sesini duymadıkça, kokusunu almadıkça itibar etmeyin bu şeytanı marifet diye. Onu bir okudum. Dedim ya biraz önce ilahe gittim zaten ben. Ne yerlenmesi? Ha o der şimdi sen abdestsiz kıldın falan filan bir şeyler şey yapar falan. Bakar ki seni geri çevirelim de zaten şeytan öyleymiş köpek gibiymiş taş atınca. Gider Allah Teala'nın ismine veya İslam alimlerinin kitaplarındaki bildirilerini ısrar edince o konudan vazgeçermiş. Başka konuya geçermiş artık. Sonra vazgeçti değil mi? Tabii vazgeçti. Sonra vazgeçti. Yoksa devam bu surette üstüne gelir durur. Yani zekat konusunda açtığınız iyi oldu. Yani orada pazarlık olmaz. Bizim o sözlerimiz zahit olur. Şunu şöyle yap falan. İtibar ediyorsan olur. Hatta bir tanesi bize
Maille yazmış mesela. Dinim İslam'dan gelmişti. Maille yazmış. İşte babasının iskatını yaptıracak. İşte dedi bu iskatı yapıp dedi videoyu çekip dedi bize gönderirsin. Ama ben de yazdım. O zaman kusura bakma da 5. viteste yazdım. Biz dedim zaten size cevap verirken dedi ki bu konu tam ilmihal saatte bilinin meyyit için iskat bahsi var. Biz zekat almak ya da sadakayı fıtı toplamak yahut da aynı şekilde iskat yapmakla vazifeli değiliz. Biz dinleyicilerimiz ve okuyucularımıza yani bunları anlattığımız için yani çevrelerinde yapamıyorlarsa yardımcı olmak için bunu söylüyoruz. Yoksa video çekmeyiz, öyle bir şey de yapmayız. Bu itimada dayalı bir o şey. O ayrı bir iş. Ayrı bir iş. Ha, kendin istersen saatte bir diye yazıyor. Hesaplaması da yazıyor saatte bir diye de. Yapılabilir. O zaman kendini yap. Kendini yap. Öyle video çekecektin. Ondan sonra onu bana gönderecektin falan filan. Yok öyle bir şey. Öyle bir durum söz konusu değil. Efendim bize itimat ediyorsan, güveniyorsan, güvenmiyorsan bizim aynı şekilde illa iskatını yapalım falan öyle bir derdimiz de yok. Zekatını gönder, aynı şekilde şeyini, ne bileyim ben devrini biz yapalım. Öyle bir iddiamız o, yok. O videoyu artık her yerde görürdük. Ha, değil mi? Öyle bir şey yapsaydık her yerde görürdük. Osman olmaz, Hoca olmaz. İskat yaparken. Olmaz o. Yani bu tabii şimdi Mustafa Bey İslamiyet'ten uzaklaşılınca, altyapıda göçünce insanlar tedirgin oluyor. Bir sürü de Müslüman adı altında, hoca adı altında insanları tokatlayan bir sürü kimseler var ahir zaman. Yani ben de dinleyicimizi tamamen de şey yapmadım. Haklı yani tedirgin davranması, şüpheyle yaklaşması. Doğru yani kendine göre. Ama bir de biz mesela senelerdir bunu yapıyoruz. Ama o zaman kendi yapacak. Ha, o zaman kendi yapacaksın. En temizi o yani. Ha, biz kendine yol gösteriyoruz. Yani. Diyoruz ki arkadaş... Bak tam İmran Sertebe dedi meyit için iskat bahsi var. Onu bir oku. Anlayamadım. Aç telefon. Bu şey yapamadım. Nasıl yapacağım? Yardımcı oluruz. Ondan sonra nasıl yapacaksın? Sonra fakir bulacaksın. Erkek olacak. 5 vakit namazını kılan ve buna inanan. Şart da bunun bu. Bunu Allah rızası için yapacak. Sen de Allah rızası için. Mesela bazen hatim okutturuyorlar. Efendim 10 bin liradan aşağı hatim okur. Yok öyle bir şey ya. Haram olur ha. Yani sana bir istedik ki sen Kur'an-ı Kerim okumasını biliyorsun işte ay sonuna kadar bir hatim. Baktı durum müsait. Tamam dedin okuyun. Okudun. Pazarlık yok. Allah rızası için okudun. O da tuttu ki gönlüne göre Allah rızası için. 3 kuruş 5 kuruş ne diyeyim dedi. Onu almak caizdir buyuruyor. Ama pazarlık yapmak haramdır. Yapana da yaptırana da haramdır. Satana da hele. Neyse bir tane bir şey hatırıma geldi onu da anlatmadan vazgeçemeyecek. Bursa'dan bir arkadaş anlatmıştı bunu. Bu hem de yabancı marka Parkener Fransa'dan bir arkadaştı. Şu evlere döşen parkeler var ya. Bir gün dedi birisi geldi dedi. Hem dedi böyle çok kaliteli dedi. İthal dedi parkeler şey yaptılar falan. Ben zannettim ki dedi hani Bursa'da sanayi bölgesi ya bir fabrikatör falan zannettim dedi. Demiş ne iş yapıyorsunuz? Mezunum demiş. Ya demin de şafak attı diyor. Olabilir. Babası zengindir. Demiş nasıl ödeyeceğim bunu? Yani nasıl yapacaksın? Çok pahalı yani. Pahalı bunlar. Yani normal diğer yerliler var. Hani onlar tercih etsen diyeceksin. Mecbur kalmıştır taksitle falan diye herhalde bir şey olacak. Öyle demiş yani para sıkıntısı söz konusu değil. Demiş nasıl ödüyorsun falan. Aa demiş Ramazan Şerif yaklaşıyormuş. Zaten demiş şimdiden demiş aynı şekilde şey yaptım demiş. Bana hatim için müracaat edenler oldu. 60 kişi oldu demiş. Hanım da hafız demiş o da topluyor falan. Tabii arkadaş da Kur'an-ı Kerim okuyor. Yani ne kadar zamanda hatim ineceğini de biliyor. 3 günden aşağı saatte bir diye yazıyor hatim. Okumak caiz değildir buyuruyor. Tamam mı? Kafası karışmış arkadaşın. Ramazan'da bitirecek bunlar 60 hatim. Daha bir de gelecekler var. Ha, daha da gelecekler var. 100 hatim mesela. Ve bir de miktar söylemiş, para da söylemiş. Ondan sonra dedi o söylediği paraya göre dedi. Paraya göre çarptın mı dedi. O kaç tane farkı halleder dedi. Villayı bile dişer dedi. Ya demiş iyi de demiş bu 60 hatimi demiş sen Ramazan Şerif'te nasıl yetiştireceksin? Ya demiş okumayacağım ya. Geçen sene okuduydum demiş. Bunu hala satıyorum demiş. Sen bana bunları öğretmedin biliyor musun? Sen bana bunları öğretmedin. Bir de hanım satıyor 60 tane de o. O da geçen sene okuduydu. Şu bir. Böyle bir dünyada bir villamız olsun diye.
olsun. Uğraştık. Bundan sonra da olmaz. Bundan sonra da bundan zaten sonra da deşifre olduk zaten. Deşifre kimse de aynı şekilde olmaz. Ya böyle yapıyorlar. Bu haramdır küllüm. Yani bir defa aynı şekilde bir tane veyahut da iki tane okuyabilirsin. Eğer işin gücün yoksa falan okunabilir. Yani 10 günde de bir hatim yapılabilir. Yani birazcık aynı şekilde suratı varsa bir ayda 3 hatim yapabilirsin. E peki efendim siz anlatıyorsunuz her gün. Onlar ayrı ya. Onlar İslam olarak yaratıyor Cenab-ı Hak. Yani iki rekat namazda Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar okuyor. İslam onlar. Ama sor ben bilmem. O bir hal işidir. Allah bana nasip ettiğine. Hatta büyüklerden bir tanesi elini açmış dua etmiş. Evliyadan bir zat. Ya Rabbi peygamberlerden başka kabirde namaz kılmayı nasip ettiğin kullarım varsa bana da nasip et diye. Birisi bunun duasını duyuyor. Vefatından sonra rüyada görüyor. Hakikaten kabirinde namaz kılıyor. O onlara bir lezzet verirmiş. O yaptığı ibadet sevap olarak geçmiyor. Ayrı bir mesele. Allah-u Teala ihsan eder mi? Efendim işte sarpmaya başı değil mi? Ya sana ne, bana ne? Sarpmayı da aynı şekilde genişletecek yana baktığı şeydir. Ahmet-i Sevi Hazretleri 63 yaşından sonra yer altına çekilmiş. Bir daha çıkmamış. Peygamber Efendimiz 63 yaşında dünyayı değiştirdi diye. Bir 60 sene yer altında kalmış. Talebesini bir istemiş ki evet demiş böyle yerin altında demiş falan. Bir gün böyle çok meşgul etmiş onun kalbini. Demiş evlat geriye bak, bir bak ki yemyeşil böyle uçsuz uzaksız bir alan. Demiş bir sıkıntı içinde değil sen merak etme. O ayrı bir şey. Bunlara inanıyor mu? Evet. Niye inanıyorsun? Ahmet-i Sevi Hazretleri yapmıyor ki onu. Allah-u Teala o kulundan razı olduğu için mülk Cenab-ı Hakk'ın genişleti veriyor. Orasını aynı şekilde şey yapıyor. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte hicret ettiği zaman mağarada kaldırıyor da Hazreti Bekir Radıyallahu Anh Hazreti bir ara telaşlanıyor. Hatta önüne geçiyor bir zarar olmasın bana gelsin zarar falan diye. Ya Ebu Bekir buyuruyor. Endişe etme geriye bakıyor. Bir bakıyor ki Kızıldeniz'e kadar bir tünel. Orada da bir gemi bekliyor. Üzülme diyor. Allah da yardım eder. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.